Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim inanılmaz şeyler var. Konuşmamız gereken neresinden başlayacağımı bilmiyorum ama bir tarafından başlamamız lazım. İlk olarak dünden kalma bir haberle başlayayım. Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava. Fenerbahçe 3 Temmuz dönemindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na dava açıldığını açıkladı. Şimdi kapa yapıldı bu açıklama. Şirketimiz tarafından 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022'ye 1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz. Şimdi e, bununla ilgili çok konuşmanın lüzumu yok. Sonuçta bizler sıradan vatandaşlarız. Hani... E, halk arasında işte şurası soğuktur, burası soğuktur diye tabirler var. Bizler sıradan vatandaşları Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Ee, kulübümüz Fenerbahçe adına kulübümüzün yapmış olduğu hareket doğru. Nitekim Fenerbahçe'nin birinden bu zararın hesabını sorması lazımdı. Birilerine dava açması lazımdı. Birileri de diyordu ki hani madem öyle yani ee, madem öyle niye dava açmıyorsunuz? Açın diyorlardı. Şimdi de bu yani. Ben şunu söyleyeyim. Bu dava sonucunda bir şey çıkar mı? Hocam kimi kime şikayet ediyorsun diyenler de çıkacaktır. Başka şey de çıkacaktır. Ben bir şey diyemem ona. Dediğim gibi biz sıradan vatandaşız. Birçok kişinin e, tepkisini alabiliriz. Birçok kişinin farklı anlamasına sebep olabiliriz. Benim konuşacağım hususlar değil bunlar. Ama e, inşallah buradan bir şeyler çıkacaktır. Maddiyi geçtim. Manevi olarak misal veriyorum arkadaşlar. Evet bu bir kumpastır. Fenerbahçe'ye bu andan itibaren şöyle diyenlerin çekecekleri ceza şudur bile deseler. O bile yeterde artar. Benim açımdan söyleyeyim. Bir de hocam Mehmet Ali Aydın'a 45 milyon euro para vereceğim diyordu. Cebimden vereceğim diyordu. Vallahi parayı hazırlasın bence. Yani daha ne olacak? Daha ne olacak arkadaşlar? Ben onu bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Adana Demirspor maçı var. Bu arada Adana Demirspor maçından önce de e, güzel bir haber vereyim. Birçok kardeşimiz bu haberi merak ediyordur. Joshua King takımla birlikte çalışmalara başladı. Nitekim size demiştim cuma günü dinlendirilir, rejenerasyon yapar diye. Cumartesi pazar takımla çalışır ve bir sıkıntısı yok demiştim. Çok şükür bu duyumda yanılmamış olduk. Serdar Aziz'le ilgili de bir müjde vereyim mi size? Hazır mısınız? Fenerbahçe maçları. Hadi size Serdar Aziz'le ilgili de bir güzellik yapayım. Adana Demirspor maçında kesin kat iyi olarak yok. Avusturya -VM maçında da kat iyi olarak yok. Konya Spor deplasmanında da kat iyi olarak yok. Ancak fakat lakin Kayseri Spor maçından önce e, saha çalışmalarına başlayabilir. Kayseri Spor maçından sonra yani milli arada takımla çalışmalara başlayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Uzun lafın kısası Serdar Aziz 4 maç daha kaçıracak. Hocam bu müjde mi Allah'ını seversin. Ya Avustralya maçını zaten şey şeyde geçireceğiz. Ne derler onun adına? de geçireceğiz. Adana Demirspor maçı da zaten geldi çattı. E Konya ile Kayseri maçları var. Yani Fenerbahçe akılcı oynarsa, mantıklı oynarsa bu iki maçı da inşallah yani 4 maçın 4'ünde kazanırız inşallah. Sonrasında iki haftalık bir milli ara var zaten 18 Eylül haftasına kadar. O arada da Serdar Aziz'in dönüşü var arkadaşlar. En azından ben kendi adıma bir müjde olarak vereyim sizlere. Bana kalırsa bir müjdedir. Serdar Aziz aynı zamanda ee, şu açıdan da müjde arkadaşlar. Takımda 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Bunlardan biri olacağı için de mantıken de elini rahatlatacaktır teknik direktörün. Şimdi Montaigne'nin açıklamaları biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin pazartesi günü Adana Demirspor müsabakası var. Rakibin teknik direktörü Vincenzo Montella. Maç öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Süper Lig'de enteresan şeyler oluyor. Ayak çekmeler, bilmem o golde şike aramalar, bu golde şike aramalar, kenara çekilmeler, işte her rakibinizin ya da rakiplerinin puan kazanması halinde maçın içinde hani hata değil de şike arayan, şaibe arayan milyonlar var. Ve maalesef Fenerbahçe maçında bile çıkıp aptal aptal 2 sene önceki maçın videosunu paylaşıp da bakın şike var, bilerek gol yemiş işte Fenerbahçe alt çıkan kaleci değil mi diye Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'nin hiçbir alakası olmayan ve belki de Galatasaray'ı tutan kalecisini paylaşmak vesaire vesaire. Yani çok enteresan şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Ama şu bir gerçek bir şeyler de sindirin. Mesela Galatasaray Ümraniye'yi bir sıfır yenmiş. Bana kalırsa saçma sapan bir maç. Seferovic'in kaçırdığı iki tane Gerçi bir pozisyonda iki pozisyon birden kaçırmış oluyor ama 3 tane %100'lük gol pozisyonu diyeyim. Fenerbahçe taraftarının birdenbire değişip de bak hocama iyi ki almamış diye dönmeleri. Bazı arkadaşlar biliyorsunuz Seferovic gelmeyince komisyoncu mu para alamayacak mı futboldan anlamıyor diye yeri göğü inletmişlerdi. Aramızda da var bu arkadaşlar ve engelliler. Yorum engelleri var yani engelli Ben hiçbir yorum engelli kaldırmıyorum arkadaşlar. Herkes ağzından çıkan parmağından çıkana dikkat etsin. Yani hocam birilerinin tahrikiyle yaptım. Ben alakadar etmez arkadaşlar. Düşüne düşüne yazın diye oraya 30 saniye süre sınırı koyuyoruz. Oraya çıkıp da e, küfür, hakaret şu Kimse kusura bakmasın. Neyse Montella geçmişi konuşmayı sevmediğini belirtmiş. Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik. Devamlılık konusunda gelişime açığız falan filan demiş. Transferlerle ilgili ne kadar futbolcum olursa ben o kadar mutlu olurum demiş. Bizim Fenerbahçe taraftarının bazısı da öyle. Fenerbahçe maçına ilişkin 3. haftada Fenerbahçe ile maçla ilgili Fenerbahçe 13 futbolcu transfer etti diye biliyorum demiş. Fenerbahçe hiç takip etmiyor belli ki. Gerçekten fazla futbolcular var. Yani baktığınızda geçen seneye göre çok farklı olan bir takım. Çünkü hocayı da değiştirdiler. Neredeyse kadroyu yenilediler. Yok öyle bir durum yok. Neredeyse kadro falan yenilenmedi. O yüzden geçen seneye baktığınızda sezonun ikinci yarısını muazzam geçiren bir Fenerbahçe var. O sene bu sene de bakalım nasıl olacak ama e, bu bizi ilgilendirmiyor demiş. Biz kendi işimizi yapacağız demiş. Yani profesyonel hoca böyle astım kestim falan filan yok yani. Olması gereken bu. Ha hocam biz değiştirdik kadroyu ya senin haberin yok mu? Tamam arkadaşlar son lig maçına bakalım. Kasımpaşa maçına. Yani yeni transferlerden kaçı sahada? Bir Gustavo Enrique. Emre Mor. Arao. Lincoln. King. 5 tanesi sahadaymış. 6 tanesi geçen seneden. yani Büyük oranla değiştirmemişiz. Oyuna sonradan girenlere bakıyorum arkadaşlar. Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Crespo, bir de Luan Perez. Ee, yani 16 kişide sadece 6 kişi yeni. 10 kişi geçen seneki kadrodan. Orada size bırakıyorum. Ya da Ümraniye maçından isterseniz e, kadro vereyim. Yani enteresan bir şey var. Fenerbahçe'nin kendi işine odaklanması lazım. Onu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'in bir saçma açıklaması var. Bundan sonra her hafta söyleyeceğim diyor. Başta Guardiola olmak üzere bu arkadan oyunu başlatmaya kim çıkardıysa lanetliyorum. Teknik direktörler bireysel hatadan gol yedik diyor mesela. E bunu yaparsan gol yersin zaten diyor. Şimdi geriden oyun kurmayacaksın da nereden oyun kuracaksın? Yani ne yapacaksın? Şişir. Hava topuyla indir. Şansa kadere. Öyle mi pozisyon kur? Ve bu adamlar teknik direktör. Ya arkadaş herkesin her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Şimdi Fenerbahçe forumlarına baktım. Oğuz diye bir futbolcu var. Gomis'in şutunda ayağını çekti diyor. Resmen şik ediyor. Seferovic'e aldı at pası verdi diyor. Resmen şik diyor. Ben de şunu söyleyeyim. Ya arkadaş adamın yani futbolcunun yeteneği bellidir. Bak ben şimdi çok kilolandım. Uzun zamandır da maç yapmıyorum. Ama beni birisi maça götürse Adım soyadım kadar eminim. Maça götürse beğenirler beni. Derler ki ya iyi oynuyorsun işte. Devam etmek istersen her hafta gel. Niye? Çünkü bir kalite var. Bir futbol zekası var. Bir yatkınlık var. Hocam ama aylardır oynamıyorsun. Ya aylardır oynamadığımı zaten söylerim. İki tane üç tane şut çekersin avuta gider. Sonra artık topla haşır neşir olursun. Bir şeyleri gösterirsin. Ben şu anda bekleyen mesela şeyim var. Halı sahada atılmış goller videolarım var. Onu videolaştırıp atmak istiyorum mesela. Ama fırsat bulamıyorum. Dediğim gibi kalite bu. Şimdi bana desen ki Mustafa Hocam kaleye geç. La beceremediğim etmediğim şey. Türk takımları da böyle. Çıkıyorlar. Aa biz geriden oyun kuralım. Ya geriden oyun kuralım dediğin. Futbolcu bir kere. Bak sen stoperi ne için istiyorsun? Uzun olsun. Yan toplarda kafa vursun. Duran toplarda kafa vursun. Kornellerde duran toplarda rakibin zafiyet yaşamayalım. Fizikli olsun rakibi tutsun. Hızlı olsun. Oldu canım. Bir de ayağı iyi olsun geriden oyun kursun. Ya bunların hepsinin zaten aynı bünyede toplanmış hali Kim Min oluyor. O da zaten kaç milyon euroya gitti malum. Ha sen çıkıp da 300 bin 400 bin euro piyasa değerli futbolcuya geriden oyun kur dersen de. O da da at pası verir. Ha şimdi Galatasaray maçı olduğu için işte hakem bravo Kerem falan filan demiş. Bu şike olmaz. Buna kimse şike edemez. Benzer olay Fenerbahçe maçında olsun. Bravo Osa'yı desin. Misal veriyorum. Bravo Ferdi desin o hakemin hayatı kaydı. Artık FETÖ'den mi şey yaparlar, girerler, bilmem Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un şirketinde mi çalışıyor derler. Ya bunu yaparlar. Bu da herkesin ahlakına yakıştırdığı şey. Kim kendine neyi yakıştırıyorsa onu yapsın abi. Şimdi Fenerbahçe'de de enteresan şeyler var arkadaşlar. Forvet transferi konusunda dün ben gayet net bir video çektiğimi düşünüyorum. Yani gayet net bir video çektiğimi düşünüyorum. Ama bir şeyleri anlatamamışım herhalde. Arkadaşlar 14 tane yabancım var. Hadi gönder birini diyorum. Al birini diyorum. Ne enteresan yorumlar gelmiş. Crespo'yu satarım yazmış biri. Yani Crespo'yu satacaksın. Hadi ben size bir reçete sunayım. Crespo'yu sattın. Orta alanda Arao 1, İsmail Yüksek 2, Zayt 3, Mert Hakan Yandaş 4. 4 tane futbolcuyla oynayacaksın. Mantıklı mı? Bence değil. Çünkü 4-2-3-1 ya da 4-2-4 oynuyorsun. Valencia'yı satarım diyen çıkmamış. Mesela ben olsam Valencia'yı satarım. Hocam Kasım'da 33'e girecek. Yani olur ya 4-5-6-7 veren varsa hocam 7 milyon euroyu biz nereden kazanacağız? 7'ye veririm. Misal veriyorum Dembele'yi mi alacaksın? 7 yaş gençleştirmiş halde Dembele'yi alırsın. Daha golcü, daha ciddi, daha disiplinli bir futbolcu. En azından bir şeyler yapmış olursun diye. Allah şahidi ben herkesten o cümleyi bekliyordum. Hocam ben olsam Valencia'ya hani 4-5-6 veren varsa satarım. Üstüne işte beri işladır, tisen attır, kurtulurum. Parayı basar, Muzaden beni alırım. Yani ne Maxi Gomez alırım ne başkasını alırım diye. Hiç kimseden bu cevap gelmemiş. Ya da ben denk gelmedim. Diğer e, moderatör arkadaşlara denk geldi. Şimdi bir haber var. Mitch Başçuay ve Maxi Gomez'de flash gelişme diye. Teklif 10 milyon eurodan daha büyük rakam. Ek olarak da bunu eklemişler. Şimdi Fenerbahçe'de forvet bilmecesi sürüyor. Camiada golcü transferi için beklenti sürerken listedeki iki isimden kötü haber geldi. Şimdi bir tanesi Maxi Gomez. görüşmeleri yavaşladı. Kötü haber bu. Yani camianın istediği golcü futbolcu. Yıllardır golcüden kaybediyoruz diyor. Hayır kesinlikle katılmıyorum. Yıllardır Fenerbahçe sadece golcüden kaybetmiyor. Fenerbahçe'nin üstüne hani bir etiket yapıştırdılar. Şike etiketi yapıştırdılar. Bu etiketten dolayı herkesin işine geliyor. Hakem Fenerbahçe maçını katlediyor. Birileri diyor ki niye katlettin? Diyor ki ya işte etiket var. Gidiyorlar mesela ben Süper Lig'de son yıllarda şampiyonun sahada değil de masada yani Galatasaraylıların da dediği gibi Masa başında şampiyonun belirlendiği görüşündeyim. Sahada değil de. Yani ee, yani çok ilginç. Sahada değil de masada şampiyonluk. Ha, Fenerbahçe'yi engelleyen ne oluyor? Hakemler, şunlar, bunlar. Fenerbahçe'nin de ee, saçma sapan bir şekilde hakemlere takılıp ligi orada bitirme saçmalığı vardı. Şimdi inşallah Beşiktaş puan kaybeder. İnşallah Trabzonspor puan kaybeder. Çünkü söylemek istediğim çok fazla şey var. Ama ee, puan, önce puan kaybetmeleri lazım. Yani inşallah puan kaybederlerse sonra konuşacağım. Hocam kaybetmezlerse Allah göstermesin. Kaybetsin de, konuşayım. Takılmayacaksın abi. Hakem faktörü ayrı. Zemin ayrı. Saha ayrı. Transfer ayrı. Rakibin motivasyonu ayrı. Şimdi size desem ki Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayan her takımın Final maçı Fenerbahçe maçıdır. Yalan mı? Maksimumunu verdiği maç Fenerbahçe maçıdır. Yalan mı? Hocam o zaman bu mantıkla giderse Kasımpaşa Fenerbahçe'den 6-7'ine göre adamların maksimumu buysa bunlar küme düşer. O sizin bileceğiniz ama bu da hani ikinci haftadan kimse küme düşmez. Fakat depar atar. Mesela İstanbul Spor Takımı depar atıyordu. Bu hafta bakmaya çalışacağım İstanbul'la Kasımpaşa'nın oynadıkları futbola. Depar atıyorlardı bir düşmeye depar atıyorlardı. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe içinde ya bir forvet şampiyonluğu belirlemez. Bir forvet şampiyonluğu alabilir. Bak Gomez iki tane gol attı. Arda Güler'in bir maçta yani 20 dakikada attığı gol sayısına Galatasaray 270 dakikada ulaştı takım halinde. Şimdi alay edilecek konu diyeceksiniz. Yok bunlar enteresan hani birbirimize takılmalık laflar. Değil mi? Yani küfür yemiş Valencia'nın Kasımpaşa performansı. Galatasaray'ın şu ana kadar attığı gollerden daha iyi. İki gol bir asistten oynadı çünkü. İki golü var Galatasaray'ın sadece. Hani bunda takılmalık laf Ama ben şunun görüşündeyim. Şu fikirdeyim. Dişliler hareket eder. Çarklar döner. Hepsi birbirini döndürür. Döndürür, döndürür, döndürür. Neyse işte. Ve sistem çalışır. Çarklardan birini çektiğiniz zaman bir yere kadar çarklar döner, ilerisi dönmez. Bu bazen orta sahadır, bazen savunmadır, bazen hücum attır. Dün Abdülkerim yine bir yumurtlama yaptı mesela. Rakip gol attı ama offside. Şimdi o gol offside olmasaydı keşke. Ve maç 1-1 bitseydi ya da 1-0 Ümraniye yenseydi. Şu an Galatasaraylıların edecekleri tepkileri, konuşacakları cümleleri düşünebiliyor muydunuz? İşte ülkemizdeki futbol bu. Fenerbahçe içinde. Miç Başduay ile Maxi Gomez diyor. Ben açık söyleyeyim Başduay'ın Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Ama Belçikalı golcü ile Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardı iddia edildi. İddia edildi. İddia edildi. Bakın cümle şeyler hep böyle haberler hep böyle. Bazı arkadaşlar da zeka seviyelerini ortaya koymak adına çıkıp buraya gelip haber okuma. Biz haber okuyabiliyoruz falan filan diyorlar. Kanalı sadece zannediyorlar ki ben burada haber okuyorum. Haberi okuyup bitiriyorum. Çünkü kafa bu kadar, kapasite bu kadar. Yani zannediyorlar ki işte herkes burada haber dinliyor diye. Haber artı, yorum artı, duyum dinliyor insanlar. Haberleri kısa kesiyorum, yorumu ve duyumu daha da uzatıyorum. Yüzde belki 5'i haberdir, yüzde 95'i yorum artı duyumdur. Şimdi Chelsea transferde başduayı kullanacak diyor. Everton'da forma giyen bir futbolcu varmış. Anthony Gardner'ı almak istiyormuş. Tam hiç başduayı iyi para birimi olarak kullanacakmış. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 35'inde ilk 11'de yer alıp 3155 dakikada oynayan 14 gol 5 asist yapan futbolcu Fenerbahçe bir alakası yok diyorum ama yok anlaştı diyorsunuz. Kim söylüyorsa ona sorun dediğim zaman da bana diyorsunuz ki hocam ben duydum sosyal medyadan. Sosyal medyada her duyduğunuzu ben cevaplamaya kalkarsam videoların süresi 60 dakika olur. 3 tane video çekmeye çalışıyoruz günde herhalde 8 tane video olur. Onu da söyleyeyim. Maxi Gomez içinde açıkçası hani çok ilginç şeyler var. Yani nasıl anlatayım? Çok tuhaf şeyler var. İş olmaz olmaza doğru git, giden şekilde hareket ediyor. Ben dünkü videomda hani bu sabah dünkü videomda derken bu sabah izlediğiniz videoda Fenerbahçe'ye büyük şok Dembele Ama adlı videoda gerekeni açıkladım arkadaşlar. O videonun tekrarını izleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar 3 gün önce, 5 gün önce, 1 hafta önce video izliyorlar. Sonra video izlemeyi kesip yorumlara gelip sen böyle demiştin ne oldu diyor. Arkadaşlar da kıs kıs gülüyorlar. Niye gülüyorsunuz? İşte aptal mıyız ki salak mıyız ki falan filan diyorlar kendi kendilerine. Yani detayı takip etmesi. Mesela Musa Dembele. Yani mesela Bertrand, Bertrand Traore. Adam gelmiş yazıyor. Diyor ki Bertrand Traore'yi bak Başakşehir elimizden aldı diyor. Niye diyorum? bir, bir ay önce Fenerbahçe'nin ilgisi var diyordun. Başakşehir aldı. Abi aptal diyeceğin olmayacak. Bir ay önce Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Teklifi vardı. Kabul. Doğru. Evet. Hepsi doğru. Bir ay önce Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu teklifi vardı. Doğru. Yüzde yüz doğru. Yüzde bir milyon doğru. Kabul. Evet. Elbette. Doğru. Aynı Travore'yi takımı vermedi. Biz sadece kiralık veririz dedi. Satın alma opsiyonunu ya da 10-12 milyon euroluk bir opsiyon koydurmak istediler. Biz almadık. Hatta kiralama bedeli şu bu işte siz istediniz diye. Biz vazgeçtik. Aynı travuru için girin transfer markıta. Azıcık biraz kafanız çalışıyorsa orada Galatasaray'ın %67 ve yükselen bir değerle almak üzere olduğu yazıyor. Yani Fenerbahçe bir ay önce çekildi. Galatasaray devreye girdi. Futbolcuyu almak istediler. Başakşehir gitti ellerinden aldı. Şimdi bu durumda Fenerbahçe'ye mi transfer çalım yapmış oluyorlar? Galatasaray'a mı diyorum? He he Fenerbahçe'ye toz kondurmamak için bunu yapıyorsunuz. Ya arkadaşım aptal mısınız? Gerizekalı mısınız? Bir transfer döneminde bir futbolcuya sadece bir futbolcuya teklif götürülüp beklenilmez. Bir sağ kanat için belki 20 tane futbolcu aşındırırsın. Ee, geçen sezon Adana, Adana, Adana Demir Spor'da oynayan Vargas şartları soruldu. Adnan uzay şartları soruldu. Arjantin'de bir eleman vardı. Şartları soruldu. Bertrand Traoré'nin şartları soruldu. Halil Akpınar bize önerildi. Halil Akpınar gibi önerilen 5 tane falan futbolcu var. 10. Emre Mor'la görüşüldü. Emre Mor alındı. 11. Daha sayayım mı? Yani sadece sağ kanat için 11. Daha bunun hariçinde şartlar sorulup yüksek gelen ya da kanat forvet olarak düşünülüp de girişim yapılamayan isimleri sayarsan 30 tane isim yapılıyor. 30 tane transfer yapma imkanı yok. Sen hepsini sorarsın. Markete gidiyorsun, bir şey almak istiyorsun. Aynı ürün, farklı markalar, farklı etiketler karşılaştırıp canın istediğini alıyorsun. Bu da böyle bir olay. Ama sen gidersin, Bertrand Traore ile görüşürsün, kulübüyle görüşürsün, anlaşırsın, etmez edersin. Tam anlaşma şartına başka bir kulüp gelir, elinden alır. Bu elinden almadır. Tıpkı Galatasaray, Başakşehir'de olduğu gibi. Fenerbahçe üzerinden kaos çıkarma derdinde olan isimler var. Bunları çok ciddiye almayın. Musa Dembele. Bakın çok ama çok net. Çok net söylüyorum. Musa Dembele konusunda isteyen külliyen yalan desin. isteyen değil desin. Dembele için 15 milyon euro istiyorlar. Sözleşme bitimine bir yıl kalmış futbolcu. Biz Dembele'yi bir şekilde iknaya çalışıyoruz. Maaş olarak da istediği maaşı verebilen tek kulüp biziz. İngiltere'de oynamak istiyor. İngiltere'de bazı takımlarla görüşme halinde. Ama onlar da veremiyorlar istedikleri parayı. Anlaşılır bir örnek vereyim. İngiltere'deki takımların verdiği para 4. Başka ligdeki takımların verdiği para 4, 5, 5,5, 5, 5, 5, 5, 6 civarında. Bizim verebileceğimiz para 8. Bizden istediği para 10. Hani biz bir şekilde ikna edebiliriz ama kulübü 15'te 15 diye diretiyor. Bu transfer transferin son günlerine kadar gider. Peki hocam. Kesin olarak iptal diyebilir misin? Diyemem. Kesin olarak geliyor diyebilir misin? Diyemem. E o zaman biz niye izliyoruz ki? Kapatalım gitsin. <laughs> Arkadaşlar kesin olarak zaten bunu söyleyebilecek olsam transfer kapanıyor. Transfer bitmiş olur Başka transfer yok Fenerbahçe'de. Olursa Türk potansiyelle isim olur. Mesela Sivas 3-4 milyon euro istiyor her takımdan bir futbolcu için. Beşiktaş devreye giriyor. 1.4 milyon euroya veriyor mesela. Ha, Fenerbahçe taraflarına, Galatasaray taraflarına kalsa şike diyecekler şikesi Yani alan razı, satan razı. Paşa Gitti Eren Elmalı'ya şunu bunu mesela verdi, etti, sattı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ee, şimdi Kasımpaşa düşmeye depar atan bir takım. Yani saçma sapan şeyler ya. Bunlara çok takılmayın. Bunlara gerçekten çok fazla takılıyorsunuz. Ama baktığınız zaman Beşiktaş'ın eksi 7 milyon 650 bin euro e, içeride olduğu olay var. 1.4'te ona verse 8-9 milyon euro içerideler. Önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına gidebilecek, gidebilirlerse o zaman görürsünüz. Yine de hani 10.5'a anlaşıldı 10.5'a gitti denilen Rıdvan Yılmaz'ı 4'e gönderdiler. 20'den aşağı satılmayacak denen Emirhan İlkan'ı 4.5'a göndermek gibi bir başarı ile e, devam ediyorlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani anlatacaklarım, anlatabileceklerim bu şekilde. Musa Dembele konusunda sadece şunu söyleyeyim. Hocam son günlerde geldi. Biz o zaman kimi göndereceğiz? Valencia'yı falan gönderebilirsin ama şu an işler karışık. Açık ve net söyleyeyim. Ben şu an forvet transferi konusunda çok çok bekleyeceğiz gibi geliyor. Yani Eylül 5'ten önce ben forvet beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ha ne olur? Valencia için dediğim gibi gerçekten bir, takım 7 milyon euro teklif eder. Valencia kabul eder. Gider. Ulan sana 7'yi kabul etmişken biz de ara dembeleyi çekelim üstüne ne varsa koyalım deyip 8-9'a 10'a işi bitirirsin. Musa Dembele de kulübüne baskı yapar. Onun dışında bir şey beklemeyin. Böyle Crespo gitsin, Rossi gitsin. Rossi gitse kim alacaksın yerine? Kanada kim alacaksın? Hocam Buruma gitsin. Ya ne kadar kolay adam siliyorsunuz. Joshua King. iki maç önce Joshua King gitsin diyordunuz. Hocam burumadan adam olmaz. Niye? Hocam Geri Rodriguez de böyleydi. Ya iki futbolcuyu birbirine karşılaştırmam. Ha bana kalırsa da Buruma'nın performansı yetersiz. Yanlış anlaşılmaz. Ben Buruma'cı falan değilim. Bana kalırsa da yetersiz. Üstüne koyması lazım. Eklemesi lazım ama bunu zaman gösterecek. Jesus ne diyorsa ben oradayım. Hakkımızda da olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İnşallah Adana Demirspor maçına kadar şurayı 25 bin 700 yapacağız arkadaşlar ve maçı da kazanıp inşallah hep birlikte güzel güzel eğleniriz.